Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarını hazırladı. TYT Geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre EBC açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle paralel kenarsa karşılıklı kenarlar, karşılıklı açılar birbirine eşit değil miydi? Evet açı verilmiş açıya yoğunlaşıyorum ilk başta. 72 ise 72 yani bunlar 36-36 yaptı. E hocam bu ikiz kenar 180'den 36 çıkart. Taban açılarını bul. 2'ye bölerek tabii ki. 180'den 36 çıkart. 144. 2'ye böl. 72. 72 yaptı. E hocam x'e bulacağız. x'i nasıl bulacağız? Şöyle yapabilirsiniz. Hocam bu açı 72 ya. Burası da 180'e tamamlayanı. Kaç yapar? 108 yapar. Yani x artı 72 eşittir. 108 ise x'i buradan kaç buluruz? 36 derece olarak buluruz. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 36 çıktı. Yani cevap denizli. 3 tane açı birbirine eşit. Burada da 2 tane açı birbirine eşit verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle 81'i kullanacağız. Hocam A A A dersek buraya da B B dersek şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 A artı 2 B buradan neye eşittir? 2 A artı 2 B artı 81 180 eşittir. Burada üçgen içi açılarından geliyor. Birincisi bu. İkincisi şöyle de yapabilirsiniz aslında. Şuraya bakacak olursanız arkadaşlar buraya baktığınızda şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Buradan da yola çıkabilirsiniz. A artı B de neye eşit oluyor? 81'e eşit oluyor mesela. Ama isterseniz biz burada üçgeni daha rahat fark edersiniz diye buradan yapayım. 2A artı 2B, 2A artı B artı 81. Şuradaki üçgenin iç açıları toplamı 180 yapacağından. Buradan 2A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 99 bulduk. Başka ne var? Hocam paraya kenardan dolayı şununla şunun toplamı da yani 3A artı 2B de neye eşittir? 180'e eşittir. 2 bilinmeyen 2 denklem geldi mi? Geldi. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Direkt B'yi bulursak işimiz daha kolay. O zaman B'ye yoğunlaşalım. Yani A'yı yok edelim. Ya yani kalabalığı yapmaktansa A'yı yok etmek daha mantıklı. A'yı yok etmek için bunu 3 ile çarpalım. Bunu eksi 2 ile çarpalım. Bakın ne oluyor? 6A eksi 6A topladığın zaman A'lar nanay oldu. 3B eksi 4B eksi B mi yaptı arkadaşlar? Bakın artı 3B eksi 4B yaptı. Eksi B yaptı topladığın zaman. 3 ile 99'u çarptığın zaman. Hadi bakalım. 3 ile 99'u çarptığın zaman. 3 kere 9 27. 3 kere 9 27. 28 29 297 yaptı. Eksi 180 eksi 2, 2 ile 180 çarptığın zaman da eksi 360 yaptı. B açısında buradan ne bulduk arkadaşlar? B açısında buradan e, 360'dan 297 çıkarsak 300 çıkarsak 60 yapar. Bir 3 daha 297 63 mi yapıyor? Aynen öyle 63 yapıyor. O zaman bir 63 ise x de 2b'ye eşit olduğundan 2 çarpı 63'ten neye eşit olacaktır? 126'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre a e, x kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle 90 derece var burada. Evet. Ben 90 derece varken hemen paraya kenarda karşı kenarlar paralel ya hemen karşısındaki 90'ı da koyuyorum. Siz de koyun arkadaşlar. Bu 90'ı kullanmamız lazım. Niye? Z'den dolayı. Ya işimize yarar ya yaramaz bilmiyorum. Paraya kenarın tanımını zaten kullanın. Hocam 4 ise karşı tarafta 4'tür. 2 kök 7 ise burası da 2 kök 7'dir. A Pisagor'dan şurayı bulabilir miyiz? Evet. Burası A diyecek olursam A kare artı 2'nin karesi eşittir 2 kök 7'nin karesi olacağından bu 28. Bu 4. A kare A kare artı 28. Eşit, A kare artı 4 eşittir 28'den. A kare eşittir kaç yaptı? 24. A yani kök 24'e eşit oldu. E arkadaşlar burada da bir pisagor var. X kare neye eşit buradaki pisagorda? 4'ün karesi artı A kare eşit. Yani 16 artı A kare A kare zaten 24 bulduk. Kaç yaptı? 40 yaptı. X kare 40 ise X buradan kök 40'a eşittir. Yani bu da iki kök ona eşittir. Cevabımız Akçay oldu. ABC'de parayakalar biçimindeki kağıt sırasıyla C üstü, C üstü eleman AB ve B üstü eleman DC olacak şekilde katlanıp açılıyor. Arkadaşlar bunu böyle katladığında şu üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Hocam buradaki açılar da birbirine eşit. Yazacağız. Ondan sonra tamam şu açıların eşitliği yetecek. Bu açılar da eşit olacak hocam. E, hocam bu açılar eşit olacak diyebilir miyiz? Nokta nokta çizgi çizgi diyebilir miyiz arkadaşlar? Bunlar eşit. Şurası bir parayakalar olsaydı diyebilirdik. Çünkü karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Ama öyle bir ibare geçiyorum arkadaşlar. Hayır. Katlanmışı bu şekilde oluşan şekil paralel kenar demiyor. Hocam bu açılar eşit buradaki açılar eşit. E, da böyle katlamışız aynı şekilde. Hocam buradaki açılar eşit. Buradaki açılar da birbirine eşit diyebiliriz. Katladığımızda katlama çizgileri oluşmuş böyle. Bu katlama çizgilerinde ben ne buldum? Hocam burası böyle açı ortay buldum. Hocam burası. Burada, burayı da açı ortay buldum. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Yani direkt buraya 90 derece diyebiliriz. Peki sorunun devamında ne diyor? Şimdi burada oranlama vermiş. Burası 3K burası 2K demiş. Arkadaşlar neresini 3K neresini 2K demiş. Ali Bey uzunluğunu 3K demiş. Şurada yazacağız. Ali Bey uzunluğunu 3K demiş. Burayı da 2K olarak vermiş arkadaşlar. BC uzunluğunda. A alanlar oranı isteniyor. A, B, C, K. Evet şuradaki alanın tüm alanı oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat ederseniz. Bu açıortay Bu da açıortay dedik ya. Açı nasıl kesişiyor arkadaşlar? Dik kesiyor. Hocam açı ortaydık ya bakın dikkat ederseniz. E, burada aslında katlamadan dolayı 2K ise direkt burası da 2K olur mu arkadaşlar? Olur. Normalde x kenarlıktan diyecektim ama gerek yok. Hocam hem açı ortay hem yükseklik x kenar 2K ise 2K diyebiliriz. Ya da bu böyle katlandı buraya gelmişti ya FB'ye kadar. 2K iken 2K. Sen bunu böyle katladığında şunu şöyle katladığında bu 2K da buraya mı geliyor? Evet. Ya da x kenarlıktan hem açı ortay hem yükseklik x kenar diyebiliriz. E hocam burası da K oldu zaten. E olay bitti arkadaşlar. Bu katlamada ee, üst kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Bir yerden başlayalım. Şuraya bir A diyelim. Çizdiği kalan A ise çizdiği kalan yine A mıdır? Aynen öyle. Hocam çift çizdiği A ise çift çizdeki yine A'dır. Hocam şöyle bir üçgen oluşturacak olursak çizdiği A iken yine A olur mu? Olur. Bakın şurada. Şuradakine dikkat edin. 2K'ya K oran var. Paraya kenarda da tabanlarla birer kenarları ortak olan paraya kenarlarda ne yaparız arkadaşlar? tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alanları paylaştırabiliriz. Yani 2K'da kalan 4A, K'da kalan nedir? Çünkü niye? Paraya kenarda arkadaşlar şöyle. Burası 2A, burası 3A ise her ikisinde de yükseklik aynı değil mi? Yükseklikleri aynı oluyor. O yüzden 2A'daki 2A ise 3A'daki 3A diyebiliriz. Neyse bunu örnek olarak gösterdim. Devam edelim. 2K'da kalan 4A ise K'da kalan da nedir arkadaşlar? 2A diyebiliriz. Bizden ne isteniyor? Taralı alan mı? Yok. Şurayı biz ne bulduk arkadaşlar? BCK'yı A bulduk. Alan ABCD'yi de ne bulduk? 6A bulduk. 6A eşittir K çarpı A ilişkisinden cevapta ne çıkıyor o zaman? 6 çıkıyor. Yani sorumuzun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı. Yukarıdaki verilere göre AD nedir diye soruluyor. X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere 105'i kullanacağız. Hocam 105 ise karşı tarafta 105 mi? Evet. 105, 15 daha 120. Buraya ne kaldı? 60. E hocam burası da 60, 60, 90 ise 30 çıktı. 60'ın karşısı 3 kökü 30'un karşısı 3'tür. 90'ın karşısı da 6'dır. E hocam paraya kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E burası 11 ise burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 11 olmak zorunda. Yani cevap Cihan oldu. Yukarıdaki verilere göre Fatma Kara uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Normalde formül var. Bunun karesi bu çarpı tamamı ama ben formülü sevmiyorum biliyorsunuz. Formülsüz yapacağım. İşlem ne kadar uzun olursa olsun formülsüz. En azından üçgenleri de tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Formülsüz. Normalde bak birinci yol deyip şuraya yazayım isterseniz. 3 üç kök 3'ün karesi eşittir 3 çarpı 3 artı x'ten x'i bulursunuz arkadaşlar. 27 burası. 27 eşittir 3 çarpı 3 artı x olduğundan 3 ile 27 sadeleşti 9. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Ama ikinci yol. Ne yapacağım? Arkadaşlar şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e köküç. Yani 3 bölü köküç. 1'e köküç. O zaman burası K ise burası nedir arkadaşlar? Köküç K. Şöyle yapabilirsiniz. K'ya köküç K. Hocam köküç K ise burası da köküç K. O zaman burası köküç K eksi K deyip temel orantıdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yol. Ama daha kolayını fark ettim. Ee, K'ya köküçü buraya yazınca tamam. Uzuyor iş. Bir de şuraya bakacak olursak. Burası A iken burası da köküç A değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi şurada da bir kelebek var arkadaşlar. Temel orantıyı daha rahat görürsünüz tabi de. Şurada da bir kelebek benzerliği var arkadaşlar. Çünkü karşılıklı kenarlar şöyle şöyle paralel değil mi? Evet. E1'e köküç. E1'e köküç. Direkt oradan daha rahat bulmak varken. Diğer temel orantı işimizi zorluyor arkadaşlar. Ne yapalım? Şunlar paralel ya. Evet dediğimiz gibi şey. 1'e köküç oran var. O zaman A bölü köküç A eşittir. 3 köküç bölü 3 artı x diyeceğiz. 3 köküç bölü 3 artı x diyeceğiz. A'lar gitti buradan. İşler dışlar yapınca 3 artı x eşittir. E, 9'dan x de buradan ne buluruz? 6 buluruz. Kafada soru işareti kalmasın. Siz büyük ihtimalle şunu fark edersiniz tabii ki. E, buradan da çözdük. 3 farklı yoldan çözmüş oluyoruz. 1'e kökücü bulduk ya. Evet 1'e köküçü yazdıktan sonra hocam tamamı köküç olduğundan dolayı buraya köküç k eksi k kaldı. Burada tem olan daha rahat bir şekilde fark edersiniz. Burası da üçüncü yol olsun. Yani x bölü x artı 3 kök 3 artı 3. Ama işlem kalabalığı kalabalığına bakın. Burası k parantezini aldığımız zaman kök 3 eksi 1 bölü. Şurası da kök 3 k yaptı. Şunlar şunlar gitti arkadaşlar. İşler dişler yapınca da x'i yine 6 bulursunuz. Sadece burada işlem kalabalığı oluyor. Dediğim gibi şuradaki kelebek benzerliği daha hoş arkadaşlar. Ya para kenarda zaten oranlamalar varsa böyle kelebek benzerliği. Ama bizim alışkanlığımız hep şey. Hocam kelebek şöyle bak. E, alt üst olunca daha rahat bir şekilde fark edebiliyoruz. Ama sağlı sollu kelebeğe de dikkat edin arkadaşlar. Çoğu soruda işimizi kolaylaştırıyor. Haberiniz olsun. Cevap Denizli. Yukarıdaki verilere göre EFC'de paraya kenarın çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu paraya kenar. Yani şunlar birbirine paralel. Şunlar da birbirine paralel. BE uzunluğu 3K iken AE uzunluğu 2K. BE 3K iken AE'yi 2K vermiş. E hocam şunlar paralel ya. O zaman burası 2A ise burası da 3A diyebilir miyiz? Çünkü 2'ye 3 oran var. 2'ye 3 oran var. E hocam 3A ise paraya kenardan dolayı buraya 3A yazabiliriz. Tamam. Sonra başka hocam 2 bölü 5 orandan dolayı da bak benzerlik var burada temel orantı. Burası 2 enken burası da 5 en yazabilir miyiz? Evet. Hatta paraya kenar ya burası. Burası da 2 en mi oldu? Aynen öyle. Paraya kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Evet bak AC'yi vermiş. AC'yi bize 5A'ya 20 vermiş. A buradan kaç geldi? 4 geldi. BC'yi de vermiş. Bak BC 5N. 5N 25 ise N de buradan ne geldi arkadaşlar? N de buradan 5 geldi. Para kenarının çevresi soruluyor. Madem A'yı 4 buldun. 4 kere 3 12. Madem N'i 5 buldun. Burası da 10. 12, 10. 12 ve 10'un toplamı isteniyor. 12, 10, 12 ve 10'un toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 44 yapıyor. Yani cevap Cihan oldu. ABC'de ve KBEF bir paralel kenar. Evet şu paralel kenar arkadaşlar. Büyü de bir paralel kenar. Şimdi şunun paralel kenarlığını şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar şu paralel kenarla büyük bir paralel kenar. Aslında birer kenarları ortak. Şununla şu paralel mi? Evet. Hocam bununla da bu zaten paralel. Otomatikman şununla da şu paralel oldu mu? Oldu. Sonra bu açı ortay verilmiş, bu açı ortay verilmiş ve FL uzunluğunu 6 vermiş, CL uzunluğunu 10 vermiş. CL arkadaşlar şurası 10 verilmiş. X isteniliyor bizden. Açılara dalalım mı arkadaşlar? Dalalım. Ne diyelim mesela? Hocam ben şuraya bir AA dersem. Yani alfa alfa dersem. Hocam 2 alfaysa. Hmm, şuraya da bir beta beta dersem. Hocam şurası 2 alfaysa. Yöndeşlikten e, Paraya kenardaki karşısında açılar birbirine eşit olduğundan burası da 2 alfa değil mi? Evet. Hocam 2 alfa ise burası da 2 alfa değil mi? Çünkü şununla da şu birbirine paralel sebep. Bununla bu paralel ya. Otomatikman bununla da bu paralel. E, bunlar da paralel oldu. 2 alfa ise 2 alfa. Dikkat edin 2 alfa artı 2 beta neye eşit oldu gençler? 2 alfa artı 2 beta 180'e eşit. Alfa artı beta kaç çıktı buradan? 90 çıktı. E, alfa artı beta 90'sa şöyle z'den dolayı burası da alfa oldu. Şunlar paralel olduğundan. Alfa ise burası da alfa oldu. Alfa artı beta 90 ise burası 90 derece yaptı. E o zaman burada bir dik, direkt dik üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un 10 karesi. Ama ben böyle yapmıyordum tabii ki. X e, 6 ve 10'da. Hocam burası 2 çarpı 3. Hocam burası 2 çarpı 5. E burası da 2 çarpı kare içinde 3'ün karesi artı 5'in karesi deriz. 9 artı 25'ten cevabı 2 kök 34 diye kısa yoldan bulduğumuz anları hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Cevap Denizli. Yukarıdaki verilere göre DEC bölü BEC alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi neler verilmiş Verilen bilgileri şöyle bir yorumlamaya çalışalım. Hocam 1 verilmiş, 8 verilmiş, 3 kök 5 verilmiş. Valla arkadaşlar burada 90'lardan dolayı ben şuradaki uzunluğu bulabilirim aslında. Niye? Şöyle şunu iki tane dik üçgen oluşturacak olursam arkadaşlar Pisagor'dan burayı, buradaki Pisagor'dan da şurayı bulabilirim. E, bulalım bakalım. Kafadan yapalım bazı işleri. 8'in karesi 64 artı 1'in karesi 1 65. Yani burası kök 65 mi yaptı? Evet. E burada bir pisagor bağıntısı yapacak olursam eğer pisagor bağıntısında da şuraya bir a diyecek olursam a kare artı 3 kök 5'in karesi eşittir kök 65'in karesi yapacaktır arkadaşlar. E burada a kare neye eşit oldu? 65 eksi 45'e eşit oldu. Yani a'yı da buradan ne bulduk? A kareyi daha doğrusu 20 bulduk. A da buradan ne çıktı o zaman? 2 kök 5 çıktı arkadaşlar. Evet A 2 kök 5 çıktı. Peki bana buranın alanlarından bahsediyor. Ne yapacağız burada? Buranın alanlarından. Alan değil altıma taban çarp tabana ait yükseklik geliyor ama burada bir taban ait yükseklik maalesef yok. Vallahi başka bir şey yapamıyorum. Açıya dalayım bari. O zaman ne diyeyim ne diyeyim. Şuradaki açıya bir alfa dersem. Hocam burası 90 artı alfa ise karşı tarafta 90 artı alfa değil mi? Yani burası ne olacak? Alfa olacak. 8 ise karşı tarafta 8 3 kök 5 ise burası da 3 kök 5. Aa olay çıktı. Alanlar oranı nedir arkadaşlar? Şunun alanı 8 çarpı 2 kök 5 çarpı sinüs alfa bölü 2 ve bunun alanında 1 çarpı 3 kök 5 çarpı sinüs alfa bölü 2 deyip oranladığın zaman cevap çıkacak. Ama ben sinüs sevmiyorum. Ne yapacağız? Yine de yazayım. 8 çarpı 2 kök 5 çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü e, ee, 1 çarpı 3 kök 5 çarpı sinüs alfa bölü 2. Sin alfa bölü 2'ler gitti kök 5'ler gitti. 16 bölü 3 mü geldi cevap? Evet. Hocam hani sinüs sevmiyordunuz ne oldu? E tamam sevmiyordum sevmeyeyim. Ne yaparım arkadaşlar? Üçgen üçgenin alanı derken taban çarpı tabana ait yükseklik lazım bana. Şurası lazım. Ya da bu üçgen alanı derken bu tabana ait yükseklik ya da burası lazım. E hocam alfa 90 buraya beta diyecek olursam alfa 90 burası da beta oldu. Üçgenler benzer mi oldu? Aynen. 90'ın karşısı 1 iken 90'ın karşısı 2 kök 5 benzerlik oranı 1'e 2 kök 5 bana yükseklikler lazım. Burası haşken burası da haşın 2 kök 5 katıdır arkadaşlar. O zaman ikinci yol dediğimizde ne oldu arkadaşlar? Taban 8 iken burası 2 kök 5. Şu oranlamayı yazıyorum. 8 çarpı haş haşın 2 kök 5 katı bölü 2 bölü burası da tabanımız 3 kök 5. 3 kök 5 çarpı haş bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet. Bölü 2'ler haşlar gitti mi arkadaşlar? Gitti. Kök 5'ler de gitti. 16 bölü 3 mi yaptı arkadaşlar? Buradan da cevap evet. İlla şeye bağımlı kalmayalım arkadaşım. Ne o? Sinüs düğerimine bağımlı kalmayalım. Cevap denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre dx kaç santimetredir diye soruluyor. 15, 15, 14, 14, 15 ise buranın da 15 olduğunu biliyoruz. Peki ne yapacağız? Hocam açı ortaylar nasıl kesiyor? Dik kesiyor. E, bu dikin devamını getirsem ne olur? Burası 6 olur. Öklit bağıntısından şunları buluruz ama şurayı bulamam arkadaşlar. Daha değişik bir şey yapmalıyım. Açı ortaylar önemliydi. Tamam. Açı ortaylar nasıl önemliydi arkadaşlar? Dik kesiyordu ve orta taban üzerinde. Bakın bu bilgi de önemli. Bu da para kenarın özel durumlarından biri. Yamukta da çok kullanıyorduk. Açı ortaylar dik kesir ve orta taban üzerinde 90 içinden geçecek şekilde bir paralel çizdiğimizde bu orta taban çizgisi olur. Ama illa paralelimiz bu şekilde olmak zorunda değil. Paralelde açıortaylar şöyle şöyle de verilebilir arkadaşlar. Bu açıortay, bu açıortay olduğunda da burası da 90. E hocam paralel açıortaylar dik kesir ve ort taban üzerinde kesir. İşte ort tabanınız böyle değil. 90 içinden geçecek şekilde hop şöyle yan kenarlara paralel çizeceksiniz bu sefer. Burada da onu gördünüz ya hemen yan kenarlara paralel çizelim arkadaşlar. Şöyle çizelim. Çizdiğimiz an dik ve ort taban üzerinde kesti. Hocam eşit eşit. Hatta muhteşem üçten burası da eşit oldu mu? Oldu. E hocam aynı zamanda burasıyla da burası eşit oldu. E burası 15'e 15 bölü 2 15 bölü 2 E burası da 15 bölü 2 yaptı E tamamı 14'tü bunun 14'ten 15 bölü 2 çıkartınca 28 13 bölü 2 buluruz burayı Hocam burası 13 bölü 2 Dikkat edin burada bir dik üçgen var Bu dik üçgende burası da 12 bölü 2 değil mi 12 bölü 2 13 bölü 2 O zaman burası ne olacak 5 12 13'ten 5 bölü 2 mi olacak Aynen öyle e burası arkadaşlar 15'te tamamı. E burası da 15 bölü 2. Burası da 15 bölü 2. E x artı 5 bölü 2 de 15 bölü 2'ye mi eşit? x de buradan kaça eşit oldu o zaman arkadaşlar? 15 bölü 2'den 5 bölü çıkartınca 10 bölü 2 kalır. Yani kaç yapar cevap? 5 yapar arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı balık balıkesir oldu. Açı ortaylarının dik ve orta taban üzerinde kesişmesini lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Yukarıdaki verilere göre ABF dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu dörtgenin alanı soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi arkadaşlar para kenarda alan. Alanda böyle e, güzel özellikler var. Benim en çok sevdiğim şey çok da sıkıştığım zaman şunu kullanırım arkadaşlar. Bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Hatta geri kalanlar da yarısıdır. E burası AB ise burası da ne yapar? A artı B yapar arkadaşlar. Tamam mı? Şurayı da A artı B diye gösterelim. Önemli bir hikayedir arkadaşlar bu. E burada Zaten ya bunu kullanırız çoğunlukla ya da neyi kullanırız arkadaşlar? Yarısı olması. İşte şu alanda bu alan yarısıdır. E ben bunu kullanamıyorsam arkadaşlar şu yarısı baya bir kafa karıştıracağı için burada ne yapalım? Şu, hop şunu çizelim arkadaşlar. Bizim şurası tüm alanın nesi oldu arkadaşlar? Yarısı oldu. Madem tüm alanın yarısı e geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. Yani şurası ve şurası da tüm alanın yarısıdır. Yani ben şuraya bir A diyecek olursam Hocam şurası a artı 9 burası da 7 ise e, şu ikisinin toplamı buraya eşit olacak ya. Yani a artı 9 ile 7'yi topladığımda a artı 16. Burası da a artı 16 yaptı mı? Yaptı. E Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 4'ü kullanacağız. E, şu paralellik değil. Tanım gereği paralelliği de kullanacağım ben. Hocam bunlar paralel değil mi? Evet. E, bu paralelliği kullanalım bakalım şimdi. Bu paralellikte hocam şuradaki oran buraya eşit. Yok. Bunun bunun oranı şuradaki oran şura, şuradaki oranı oranına eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Hocam şu oranları yoğunlaşacak olursak 4 bölü A alanlar oranı tavanlar oranına eşit değil midir? Evet. Yani burası 4'ün K katıysa burası da A'nın K katı değil midir arkadaşlar? Aynen. E hocam aynı şeyi burada da söyleyebiliriz. Şu üçgenlerde de söyleyebiliriz. Hadi söyleyelim o zaman ne diyoruz? Burası a artı 4 burası a artı 16 ise burası a artı 4'ün en katı ise mesela burası da a artı 16'nın en katı değil midir arkadaşlar tabanın olarak bakacak olursak. Yani alanlar oranı tabanlar Oranına eşittir. E burada paralellik var. Yukarıdan aşağı şunun şunu oranı bunun bunu Oranına eşit değil midir? Evet. Hadi oranlayalım o zaman. 4K'nın AK'ya oranı. 4K bölü AK eşittir. A artı 4N bölü A artı 4N bölü A artı 6 N'e eşit oldu arkadaşlar. N'ler nanay. K'lar nanay. İçler dışlar. A ile A artı 4'ü çarptığımda A kare artı 4 A yaptı. Eşittir. 4 ile bunu çarpacağım. 4 A artı 24 yaptı. Hop. 4 A artı 24. A artı 16 arkadaşlar burası. Özür dilerim yanlış yazmışım. A artı 16 N olacak şurası. Heh. Alanlarda doğru orantılıydı ya. 4 ile de A artı 16'yı çarptığım zaman 4 A artı 64 yaptı arkadaşlar burası. Evet. Bakın 4 A'lar nanay oldu. A kare eşittir 64 ise A'yı buradan kaç bulduk? 8 bulduk. Madem A 8 bizden ne isteniyor arkadaşlar? 8 8 ile de 16'ın toplamı 24 yaptı. ABFH dörtgenin alanı yani bir bir kısmını 24 diğer kısmını da 8 bulduk. 24 artı 8'den cevabımız kaç çıktı? 32 çıktı. Cevap balık oldu arkadaşlar. <laughs>